Kuveyt Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün böyle ağırlamaktan iftihar ettiğim, çok memnun olduğum bir kardeşim e, ee, bir tatlı dostum. Aynı zamanda da iş arkadaşım. Çünkü kendisi Dombak TV'nin en sevilen, en çok izlenen içeriklerini üreten bir kardeşimiz. Ahmet Yiğit Başoğlu bizlerle beraber. Hoş geldin Ahmet Yiğit. Hoş bulduk. Bekir abi. Nasılsın oğlum? Ya burada olmak bir şeref benim için aslında. Estağfurullah. Öncelikle senin gibi birini ağırlamak bizim için şeref. Öncelikle Dombak'la başladım senin adın altında. Burada devam etmek güzel oluyor. Çok güzel. Nasıl rahatın, keyfin? Her şey yolunda mı? E, çok şükür yolunda. Derslerin zaten gayet e, iyidir senin. Evet, Allah'a şükür çok iyi derslerim. Hı hı. O şekilde. Evet. Şimdi Ahmet Yiğit'i bugün burada misafir ediyor olmamızın tek nedeni onun Dombak TV'ye içerik üretiyor olması değil. Ahmet Yiğit çok örnek bir çocuk. Hani hepimiz çağın Saldırılarından, taarruzlarından ve akınlarından şekva ederken Ahmet Yiğit gibi çocukları yetiştirmenin de mümkün olduğunu göstermek Mesela. için aslında birazcık Ahmet Yiğit burada örnekliği hasebiyle misafir etmek istedim. Öncelikle Ahmet Yiğit'i yaratan Allah'a hamd ediyorum. Onu böyle güzel yetiştiren annesine babasına da yürekten tebrik ediyorum ve imreniyorum onlara. Ahmet Yiğit yaratılış itibariyle çok başarılı ve çok zeki denebilecek bir çocuk. Bu beyin skalası ölçümleri var. Evet. Sıfırdan bine kadar ve insanlık e, alemini çok azı o ilk bir buçukluk seviyede Ahmet Yiğit'in orada olduğu tespit edilmiş. Ayrıca Türkiye şampiyonlukları, Türkiye birincilikleri var. Gerçekten. Aynı aynı zamanda üretilen bu yarışmalarda mesela Soma'daki maden faciasını dert ediyor kendisine. Orada yaptığı tasarımla, tasarımın olduğunu kendisinden dinleyeceğiz. Bir Türkiye birinciliği almışsın. Aynen öyle. Okçulukta Türkiye şampiyonluğu var. Aynı zamanda özel bir okula gidiyor. Orada iyi neticeleri, dereceleri var. Birazcık konuşacağız. Hepsini de çok anlamlı ve değerli kılan başka bir özelliği var ki Ahmet Yiğit aynı zamanda bir ehli namaz bizi bu kısmı çok ilgilendiriyor. Bu gerçekten mesela hiçbir olmasa yani olsaydı ama ama namaz ya, evet. olmasa hiçbir değeri yok. Aynen. Yani namazda olunca o zaman süper oluyor hepsi. Evet, evet Ahmet Yiğit öncelikle şeyden başlayalım. Kaç yaşındasın? E, ben 13 yaşındayım. 13 yaşındasın. Neler yapmaktan hoşlanıyorsun? E, ben genelde boş zamanlarımda kitap okuyorum. Ne e, okuyorsun mesela Ahmet Yiğit'ce? Ben dünya klasikleri okuyorum. E, Türkiye klasiklerini okuyorum. Türk Hı -hı. klasiklerini okuyorum. Veya e, eski zamanlarda yazılmış mesela Cezeri'nin kitaplarını okuyorum. Ee, hmm. Farabi'nin kitaplarını okuyorum. Hmm. İşte daha çok yeni çığır açacak, bende yeni fikirler oluşturabilecek kitaplar okumayı tercih hmm. ediyorum. Onun dışında işte bin parçalık, iki bin parçalık puzzle'lar yapıyorum. Hı hı. Veya gündemde dünyanın üzerinde hali hazırda bulunan sorunlar üzerine insan oldu ne yapabilir? Hı hı. Bunların önüne geçmek için neler yapabilir? Kendi ellerinden neler gelir? Bu konu üzerinde düşünüyorum. Hani bir platformda bunları yaymasam da en azından kendi kendime bunları düşünerek, hı hı. hani nasıl derler? Değişime başlayacaksan e, önce kendi evin önü süpür hı hı. E, felsefesiyle Süper. kendi adıma düşünüyorum bunları. Bütün bunlara senin yapma isteğin çok güzel bir şey. Bütün bunları yapma isteğin fakat ailenin de burada senin önüne açıyor olması çok güzel bir şey. Baban ne iş yapıyor? E, babam satış müdürü bir şirkette. Hı hı. Ee, aslında dediğin gibi Bekir abi burada aile desteği çok önemli bence. Hı hı. Çünkü mesela benim burada e, yaptığım projeler vardı. Ben daha 4,5 yaşındayken Soma faciası olmuştu. Soma maden faciası. Kaç yaşındaydın? 4,5 yaşındaydım. Ee, i̇şte o zaman e, onunla deprem e, facialarının önüne geçilmesi için, madenciler için bir kıyafet geliştirdim burada. Hı -hı. Aslında ben e, güncel dünya sorunları dedim ya, bunu burada fark etmiştim. Hı -hı. Ee, ben ne yapabilirim diye dertlendim öyle, kendi kendime. Aynen öyle, aynen öyle. Gecenin 12'sinde e, sanıyorum uyanmıştım. Hı -hı. Baba dedim, benim aklımda bir fikir var. E, i̇şte onu çizdik hep birlikte. Ondan sonra işte bununla yarışmalara başvurdum. Hı hı. Bu şekilde oldu. Peki neydi o fikir? Merak ediyorum, dinlemek isterim. Yani ee, şimdi... o maden faciasında can verenleri gördükten sonra senin onları hayatını kurtarmaya matuf geliştirdiğin fikrin neydi? Bekir abi şimdi şöyle e, madenlerde yaşam odaları var. Evet. Herhangi bir kaza anında madencinin oraya gidebilmesi için. Ama ani bir kazanında madenciler hemen oraya e, erişemezse. Göçük altında kalıyorlar ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Hı -hı. Ben de bu yüzden o yaşam odalarını e, insan üzerinde bir kıyafet şeklinde tasarladım. Ha Giyilebilir yaşam giyilebilir, odası. Giyilebilir aynen öyle. Nasıl bir şey o? E, şimdi şöyle e, öncelikle bir kumaş lazım tüm kıyafet için. Bu kumaş hem e, fosforlu bir kumaştan hem de yanmaz. Hı hı. Patlamalarda yanmaması için veya e, arama kurtarmada buluna kolay bulunabilmesi için fosforlu. Hı hı. Ayrıca ilk yardım malzemeleri falan e, bulunuyor içinde. Entegre edilmiş. Aynen öyle. GPS'leri var yer altında. Hem e, zeminden ne kadar aşağıda olduğunu gösteren hem de hangi konumda olduğunu gösteren bir GPS var bunun içinde. Ayrıca kızıl ötesi kameralarla donatılmış. Hı hı. Zaten o e, madenin altında olması gereken en önemli özelliklerden hı hı. biri bu. Ayrıca işte dediğim gibi birebir e, madencinin tüm yaşam belirtileri e, merkeze iletiliyor anında. Harika bir şey bu. Bu şekilde tasarlamıştım. Peki bu yarışman, kim açmıştı bu yarışmayı? E, bu yarışma Düzenleyen özel bir yarışmaydı. Diyelim, özel bir yarışma. Özel bir yarışmaydı. Hı -hı. E, i̇şte orada Türkiye'de 500 bin proje arasından birinci olmuştum ve Koskep'ten yatırım desteği almıştım. Oh, kaç para? 500 bin liraydı o Allah zaman. Allahu yani. ekber. O, o zamanlar. <laughs> ne oldu o paralara? 18 yaşına kadar kullanabiliyorum sanırım ama emin değilim. Onu bir araştırmam gerekiyor tekrardan. Onu araştır, <laughs> ezelim o parayı veren <laughs> <rahmet ey>. Aynen. <laughs> İyi, çok güzelmiş. O harika. şekildeydi o projede. Acaba sonrasında senin geliştirdiğin o projeyi mesela Maden Enstitüsü Kurumu falan hani ciddiye alıp bunu uygulamaya koydular yani mı? Yani ben aslında bu projeyle birkaç yere başvurdum işte hmm, seri üretime hmm, geçmesi hmm. açısından. Ama e, o konuda bir ilerleme olmadı maalesef. Hmm, Olmasını olur. çok isterdim ama o kadar ilerletemedim. Belki daha da geliştirmen gerekiyordur kim bilir. Ya şimdi şöyle ben o dönemde ya o zaman ne düşünebiliyorsam onu yapmıştım. Hmm. Şimdiki zaman teknolojisi daha ileride e, daha da gelişmiş. Hmm. Ona göre tabii ki de ilerletebilirim, geliştirebilirim. Hmm. Harika. Sonra okçuluk da var herhalde. Okçuluk var çok şükür. Geleneksel Türk okçuluğu. Hmm. E, Binicilik, yüzme, okçuluk hepsini yapıyoruz çok şükür. Aa iyiymiş ya maşallah. Ee, i̇şte okçulukta Türkiye şampiyonlarım var, ee, şampiyonluklarım var. Hı hı. Onu da ilerletmeye çalışıyorum bir yaşten. Mete açıdan. Mete'yle Hem... tanışıyor musun? Gazoz? Yok Mete Gazoz'la çalışıyorum. E, atıyor ilk, değil mi? Ne kadar başarılı. Onun dalı olimpik. Ben aslında gelenekselde çalışıyorum. Ha, senin okun bağı bildiğiniz ebem dedem usulü kullandıkları. <laughs> yani mesela olimpikte <laughs> nişangah var ama gelenekselde yok tarzında. E, geleneksel bu Türklerin e, tarih boyunca Kullandığı kendi geliştirdikleri okçuluk formu. Hmm. Olimpik sonradan melez olarak ortaya çıkmış bir Anladım. form. Anladım. Yani İstanbul'un fethinde kullanılan oklar neyse seninki de 3 aşağı beş, aynen beş yukarı o disiplinde aynen kullanılan. Ha. Zaten yani, Türk okçuluğu, Türk yayları tarih boyunca dünyanın en iyi yayları ve okları olarak Ne özelliği var? Yani hem refleks açısından hem savaşçının ergonomik e, vücut hmm. yapısına uygunluğu açısından, at üzerinde kullanılması açısından çok uygun. Mesela... E, Amerikan yayları var. Hı hı. Çok kocaman yaylar ve at üzerinde kullanılması, savaş anında kullanılması çok zor. Tabi bir de savaşın 3-4 gün, 1 hafta sürdüğünde onu kullanamazsınız. Aynen düşün. öyle. Kullanamazsın hem yani. ağır, hem uzun. Taşınması, at üzerinde kullanılması, yön değiştirmesi zor oluyor. Hı. İşte Türkler bu yüzden hem yayı küçültüyor, hem refleksini artırarak e, bu şekilde kendi yaylarını, oklarını geliştiriyorlar tarih Süper, boyunca. Harika. Aslında dediğim e, bu milattan önceye kadar uzanıyor. Hı hı. Göktürklere, Hunlara kadar uzanıyor. Ee, o zamandan bu zamana kadar gelişmiş bir spor. Ağaca ne oluyor genelde? Hangi ağaçtan yapılıyor? Ağaç, ya belli bir ağacı yok aslında. Hı -hı. Sizin tercihlerinize göre, kullanacağınız Hı -hı. E, libreye, ağırlığa göre Hı -hı. bunu değiştiriyorsunuz. Libre mi deniyor ona? Libre deniyor, onun ha. çekilme ağırlığına. Ha. Kaç metreye kadar atabiliyorsun oku mesela? Şu an, Kenedin mi? Şu anda yapılan yarışmalarda puta yarışmalarında, hedefe vurma yarışmalarında 70 metreye kadar atılıyor. Hı -hı. Ama menzil yarışmaları var. Ee, en uzağa atma yarışması. Hı -hı. Şu Tozkoparan İskender'in de işte namının geldiği ya. E, menzil. Hı -hı. Orada çok uzun mesafeler atılabiliyor. Hı -hı. maşallah. Sen kaç metre atıyorsun mesela? Ya benim, e, ben 35 libre e, limitliye girdiğim için 230 metre atmıştım. Oo maşallah. Ama bunu 600'leri atanlar var. Maşallah. Şimdi sana öyle geleneksel Türk yayından okundan versek bizim şu kameramanı mıhlayabilir misin burada olduğu yerde alnının ortasından? Yani yaparız da Allah <gülüyor> korusun. <gülüyor> Vay be bu çok güzel bir şey ya harika. Peki bütün bunların yanı sıra PUBG'ler, Fortnite'lar, PES'ler, FIFA'lar. Bekir abi inanır mısın ben hiç oyun oynamıyorum. Niye oynamıyorsun? Yani, yani nasıl diyeyim ben oyun oynadığımda sanki vaktimin boş harcandığını hissediyorum. Onun yerine işte yani bilgisayarım elbet var, kullanıyorum, araştırma yapıyorum. Hı -hı. Hatta ekrana bakmayı da seviyorum ama Hı -hı. işte Fortnite'ları, PES'tir oynamıyorum. Hı -hı. Hiç ilgini çekmiyor yani. Yani çekse de oynamıyorum. Hı -hı. Hani arkadaşlarla gittiğimde arada sırada PlayStation falan oynuyorum ama Hı -hı. öyle bağımlılık derecesinde her gün her akşam değil. Anladım. Peki mesela bu arka çağ çağın Vakit geçirme yöntemlerini kullanmayınca ya da diğer arkadaşların ilgi alanlarına kendini kapatınca onlarla bir araya geldiğinde irtibat kurmakta, onlarla bir sohbet konusu açmakta zorlanmıyor musun? Ya mesela Bekri abi şöyle ben oyun oynamıyorum diyelim ama arkadaşlarla bir araya geldiğimde ortak bir şey buluyoruz illa ki. Hmm. Yani deneyim gerektirmeyen bir şey oynuyoruz. Ya da ben kendi yaptığım şeyleri onlara anlatıyorum. Hmm. Benim ilgi alanlarım üzerinden gidiyoruz. Yani bu şekilde... Ha, grubu çekip çeviriyorum <laughs> <laughs> e, İşte onların ilgi alanları, benim ilgi alanlarım, başkalarının ilgi alanları... Hmm. Ortak bir nokta bularak kimseyi kırmadan, dışlamadan oynuyoruz. Eyvallah. Yani takılıyoruz. Bana şey anlatır mısın Ahmet'i? Mesela bir günün nasıl geçiyor? Sabah kaçta başlıyorsun güne? Sabah benim okulun bayağı uzakta olduğu için beşte uyanıyorum. Hmm. E, i̇şte hazırlanıyorum. Çıkıyoruz yola, yedi gibi okula varıyorum, sekizde dersim başlıyor. Hı hı. E, dörtte okuldan çıkıyorum, iki saat falan e, yine yolda geçiyor, bir saat iki saat yolda geçiyor. E, beş, eve altı gibi eve geliyorum. Hı hı. Ondan sonra ödevleri yapıyorum varsa, hı hı. E, kitap okuyorum dediğim gibi. Hani yazılanlara bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Hı hı. O şekilde. Ailen Sonra, sana bu anlamda bir kısıt koyuyor mu? Mesela şey ilgili? diyorlar mı? İşte sosyal medyaya giremezsin, şuraya bakamazsın. Buna ya Bekir mı? abi şöyle kullanmayı bildiğinde aslında bence hiçbir şeyde kısıta gerek yok. Aynen. Ee, saçma yerlere girmezsen, atıyorum e, doğru yerleri takip edersen. Mesela YouTube'da saçma sapan kanallar izleyeceğine, e, dini içerikli, Bekir Develi kanalını falan i̇şte <laughs> izleyerek. İşte bu ya, işte beklediğimiz nesil <laughs> bu. Bilinçli tüketici, alkışlayın Ahmet <laughs> Bir daha söyle. Bekir Demeli dinli içerikli kanalları izleyerek işte. Onun sınırını koruyarak evet. e, bence ailenin seni kısıtlamasına gerek yok. Hmm. Ama tabii burada e, kendi kontrol etmek çok önemli. Çünkü ekran başına oturup 4-5 saat kalkmayan kişileri tanıyorum ben. Hmm. Yani nasıl diyeyim? Çok vakit kaybediyorlar. Yani yapacak çok şey var. Hmm. Ömür kısıtlı. Bence... Herkesin şimdiden ekran başından kalkıp hayatını yaşaması lazım. Değil mi yani biliciliğin verdiği zevki, bir atın üzerinde dört nala ilerlemenin verdiği zevki, bilgisayardaki vermiyor. hangi oyun verebilir hiçbir ki şey yani vermiyor. değil mi? Okçuluğun zevkini, okumanın zevkini hiçbir şey vermiyor. Yüzme ne, ne? Spor olarak mı yapıyorsun? Hani fobi ya, olarak mı yapıyorsun? hobi Yoksa... olarak ha. yapıyorum. Yani orada herhangi bir derecem yok ama hobi olarak yapıyorum. Bayağı da iyi yüzüyorum hmm. yani. Hmm. Peki şey mi Ahmet Yiğit ne, ne planlıyorsun ileride ne olmayı düşünüyorsun? Ya Bekir abi, ne var? Hani, e, bu dönemde yine çok gündemde olan yapay zeka ile ilgileniyorum şu anlardan. Hmm. <laughs> e, yapay zeka mühendisi olmak istiyorum, yazılım mühendisi olmak hmm. istiyorum veya doktor olmak istiyorum, beyin cerrah. Hmm. E, spesifik olarak beyin cerrahı olmak istiyorum dedi. İnşallah. Ya. Niye beyin? <laughs> Yani, yani dalan günahı ne yani? Bekir abi nasıl diyeyim bilinmezlik koşuma gidiyor. Hmm. Ee, bir şey ne kadar bilinmiyorsa bulunacak o kadar şey keşfedilecek o kadar şey var. Hmm. Ee, beyin şu ana kadar araştırılmamış yani en az araştırılan organlar arasında. Araştırılsa da en az şey sahibi olunan organlar hmm. arasında. O yüzden ben nasıl diyeyim beyin cerrahlı e, nasıl diyeyim onu da ilerleyip hani yüzyılın buluşu tarzında bir şeyler yapmak istiyorum inşallah. İnşallah olur ya. Hani i̇nşallah. nobel falan. Hadi bakalım i̇nşallah. inşallah. Peki Ahmet Yiğit kendisi bu bazı alanlarda Türkiye derecesi olduğu gibi bir de kız kardeşimiz var adı neydi? Ayşe Elif. Ayşe Elif'imiz var o da geçtiğimiz günlerde bir Türkiye şampiyonluğu evet, aldı herhalde. O geçtiğimiz hafta Ankara'da e, Türkiye şampiyonluğu aldı hem de rekor kırarak gelmiş geçmiş. Türkiye'nin en büyük sayısını attı rekor. Hay maşallah. E, 49 üzerinden 47 attı. Hı -hı. Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Maşallah. Madalyalarını sahne evde duruyor. Yani. Evde evde hepsi asılı reyon var böyle. Peki şey mi Ahmet Yiğit yani bu yaşındaki gözleminle soruyorum. Annen ve baban neyi doğru yapıyorlar sizi yetiştirirken? Ya Bekir abi herkes yani çok kişi böyle soruyor ama ben aslında annemle babamın bana iyi yaklaştığını düşünüyorum. Tam olarak neyi iyi yapıyorlarından kasıt e, iletişim çok önemli. Hı. E, neyi iyi yapıyorlar değil. Anlatamadım ama hani spesifik bir şey değil. Ha. Genel olarak Aynen iyilerdir. öyle. Genel olarak iyi davranıyorlar. Yani ee, bir şey sorduğun zaman baban o an elindekini bırakıp seninle sohbet etmeye başlıyor. Tabii tabii evet. Ee, oradaki sohbet iletişim dili çok önemli bence. Hı -hı. Yani ben daha e, hiç öyle nasıl diyeyim, tartışma ortamı olmadı yani hiçbir Hı -hı. konuda. Hı -hı. Mesela Hani ben şuraya gitmek istiyorum, ben şuraya gitmek istiyorum. Ayrılık olmadı hiçbir zaman. Hı -hı. Herkesin ortak fikrine danışılıyor yani. Ha, birlikte yapıyorsunuz. Aynen ne öyle. Anlayışlı, huzurla, iyilikle, güzellikle o işleri Aynen sonunda bir dediğim gibi huzur ortamı oluşuyor. Hı hı. Kardeşinle iletişimin nasıl? ya Kardeşimle az çok sürtüşsek de evet. e, bazı konularda çok iyi aramız. Hı -hı. Çok seviyorum onu. Bir insanın kız kardeş olması harika bir şey değil mi? Bekir ya. abi hiç erkek kardeşim olmadı ama kız kardeş apayrı bir şey diye değil hissediyorum. Mi? Çok daha değişikler değil mi? Yani çok duygusallar. Hmm. Ee, sürekli sana yapışıyorlar. Mesela ben buraya gelirken bile arkamdan en son o geldi buraya kadar. İnsan ne kadar çok seviyor Aynen mi, öyle. kardeşini. Gözlerin mi doldu senin? Yok <gülüyor> ya. <gülüyor> İnsan kız kardeşi güzel. Aynı onun sahibiymişsin gibi emanetmiş gibi hissediyorsun. Onu korumak, Aynen. kollamak istiyorsun. O da başarılı. O sanki o... sana verilmiş bir hani. E, Emanet gibi dediğim evet, gibi aslında. Bir Lütuf o, gibi. Aynen öyle. Değil mi? Peki şey mi? Kimleri okuyorsun okuduğunda mesela? Az önce isimlerini var. Mesela şu an elinde hangi kitap var? E, şu an elimde Evrendeki Sonra Zine diye bir kitap var. Hı -hı. Reklama girer mi bilmiyorum Yok yok yo, girsin. Önemli değil. E, onu okuyorum. Dini içerikli bir kitap. Hı -hı. E, çok güzel şeyler anlatıyor gerçekten. Hı -hı. Kuvvet Türk konuşmaya değer podcast serisiyle ülkemizin pek çok önemli sanatçısıyla sohbetler edeceğiz. Sizler de bu güzel yolculuğa. Kuwait Türk sosyal medya hesaplarını ve podcast platformlarını takip ederek ortak olabilirsiniz. Hem e, günümüzdeki olaylarla bağlıyor hem de geçmişten peygamberlerin e, hayatlarıyla bağlıyor. Hı -hı. E, Tolstoy okudum Hı -hı. bundan önce. E, Tolstoy'un da güzel kitapları var. İnsan Neyle Yaşar diye bir kitabı var. Evet. Çok güzel bir kitap gerçekten içindeki farklı hikayelerle. Hı -hı. Hı -hı. O şekilde. Mesela Türk edebiyatında en çok kimleri seviyorsun? Kimin kalemi? Kim seni çok cezbediyor? Ya Bekir abi nasıl diyeyim? Hmm, bunu düşünmek lazım. Çok hmm, kitap okudum. Çok fazla var. Ama hmm. e, böyle spesifik bir şey söyleyemiyorum aslında. Hmm, şudur diyemezsin. Hı -hı. Bazen de dememek gerekiyor belki. Yani evet bu... yani çünkü <laughs> bugün böyle derim. Yarın öyle derim. Ya Bir kitap oku. Okumadığım bir kitap olur bir yazarın. Yarın onu okurum. Değişir her şey. Aynen öyle. Onun üstüne o çıkar. Her şey değişir. Futbolla falan alakan var mı? <laughs> Ya, takım tutmuyor musun Yok, mesela? Ya, takım tutarım ama futbol... Hangi e, takım tutuyorsun? Fenerliğim. Bir başka programda yeniden görüşünceye dek... <laughs> Yüzümüz gülmüyor Bekir abi ya. Yüzümüz gülmüyor. Bir daha söyleyeyim. Gülmüyor değil mi? Gülmüyor. Bu da sizin kaderinizmiş be Ahmet Yiğit'le. Vallahi. Ne olacak sizin bu durumda? Bekliyoruz öyle. Ne zaman? Ya, senin gibi başarılı bir adamın hayatındaki ters giden tek, tek, tek şeyin evet. bu değil mi yani? <laughs> tek üzüntüm o ama o da şundan benim e, ailemin tamamı Fenerbahçeli dedemden. Ha. Itibaren. genetik bir fenerlik söz konusu evet, evet. bu bir tercih değil Aynen, yani tercih değil. Tercih etme şansım olsaydı Galatasaraylı olur muydu? tercih mıydı? etme şansım olsaydı ben şu anki ortamda takım tutmazdım He. ya zaten futbolla o kadar ilgilenmiyorum yani arkadaş ortamında da çok ama oynuyorum. yüzüm gülmüyor diyorsun bu ilgilenmeyen halin mi? Ay, ortamda fenerli deyince işte programı hemen kapatıyorlar da, hemen şey yapıyorlar evet. değil mi? He. Peki. Beyin cerrahı olmak senin ileride planladığın şey İnşallah. Yapay zeka mühendisi Hı -hı. ya da beyin cerrahı. Hı -hı. Peki mesela okuldaki arkadaşlarına iletişimi nasıl? Onlar da senin gibi böyle sürekli işte dünya klasikleri okuyan icatlar yapan çocuklar mı? <laughs> yani hiç normaliniz yok mu aranızda? Bekir abi şöyle diyeyim. Ee, hiç kitap okumayanlar da var. Arada Hı -hı. sırada kitap okuyanlar da var. Benim gibi kitap okuyanlar da var. Hı -hı. Ee, o denge sağlanıyor sınıf içerisinde. Yani Hı -hı. okuyan okumayanın açığını kapatıyor. Hı -hı. Ee, o şekilde o denge sağlanıyor. Tabii, ara çok bulunuyor. Güzel bir şey, harika bir şey. Müziğe ilgin var mı? Müzik çok dinlerim, çok severim ee, ama çalamıyorum bir şey. Ha, enstrüman Bir ara kemana başlamıştım ama başarısız bir denem oldu. Hı. Pandemi falan girdi araya. Devam ettiremedim. Sana okçuluğu sevdiren kim oldu çevrende? Yani oraya nereden merak sardın? Ben okçuluğu şöyle, sünnet diye ilk başta okçuluğa hı hı. E, heves heveslenmiştim. Hı hı. Ardından işte Metagazoz falan şeyler oldu. Ben Metagazoz o zaman okçulukla ilgili hiçbir şey bilmediğim için hani olimpikle başlamıştım. Metagazoz'un okçuluğu olsun, hı hı. olimpikle olsun. Ee, ama o zamanlar gelenekselin işte Peygamber Efendimizin yaptığının olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Sonradan olimpikten okçuluğa geçtim. Hı, e, olimpikten geleneksele geçtim. İlk yani senin. Ha. Aynen. İlk başta ben olimpik yaptım iki yıl hı hı. boyunca. E, sonra geleneksele geçtim. Hı hı. Ya Geleneksel apayrı bir zat bence. Değil mi? Pahi. Bir, bir, bir büyüsü, bir dokusu, Aynen. bir duygusu var değil mi? Yapmaya başladığında bırakamıyorsun. Yani hissi vuku zaten. Hissi vuku okçuluk. E, geleneksel okçuluk. Çünkü Olimpikte nişangah var. Oradan nişan alarak atıyorsun hmm. ama gelenekselde öyle bir şey yok. Hisle atıyorsun, duyguyla öyle. atıyorsun. Hı -hı. Bana bir defa vermişler de onu deneyim diye. Ya ben şeyi tutturamadım. Ya 10 metre ileride ya duran Bekir o koca abi, kare. Şöyle basit bir eğitim olmadan inan hiçbir şey olmuyor. Hmm. Ben ilk başladığımda e, yayı oku elimi alamıyordum geleneksel okçulukta. Daha önceden okçuluk e, geçmişim olmasına rağmen. Hmm. Babanda var mı? Babam da yapıyor. Hmm, ama alayım. benden sonra başladı o. Ha, nasıl durumu? Yani. E... <laughs> Rahat konuş kendisi burada. Yani nasıl diyeyim bizden iyi değil. He. Ama o da yapıyor. Peki idealize ettiğin başka bir spor dalı var mı? İlerleyen etaplarda e... ilgilenmeyi düşündüğün. Badminton oynuyorum. Ha, çok güzeldi, zevkli. Keyiflidir evet. E, yani yine onda da çok müsabakalara girmedim ama oynuyorum. Hmm. Arkadaşlar o arkadaş ortamında da bayağı oynanıyor badminton. Hı hı. Dediğim gibi işte arayı buluyoruz dediklerinden biri de badminton. Eyvallah. Peki, Peki bu önümüz. okumaların haricinde mesela bu İslami literatürle aran nasıldır? Mesela Siyer-i Nebi okur musun? Asr-ı Saadet bilir misin? İslam tarihi okur yani musun? Ya Şöyle e, peygamber efendimizle ilgili evet kitaplar okuyorum. Hayatıyla hı hı. ilgili kitaplar okuyorum. Kısalar okuyorum. Hı hı. Diğer peygamberlerle alakalı e, hikayeler okuyorum. Onların kısalarını okuyorum dediğim gibi. Ee, yani evet siyer tarzında okuyorum hı hı. peki namazla devam ediyorsun namazlarını kılıyorsun evet, senin din ve Allah algını öğrenmek isterim yani nasıl buluyorsun şu an çağın veya senin yaşıtlarının gittiği istikametle alakalı söylemek istediklerin ha. var mı? Mesela? Bekir abi ortam çok karışık şu an nasıl yani. karışık mesela? Nasıl diyeyim? herkesin ilgi alanları saçma sapan olmaya döndü farklı fenomenler ortaya çıktı herkes hı. apayrı düşünüyor böyle bir ortamda kendini korumak çok önemli. Hı hı. Hani kendini verecek bir şey bulman lazım. Mesela e, her gün beş vakit namaz var. Beş vakit namazını kılacaksın ki bir meşgalen olsun. Yani bir sorumluluğun olduğunu bil. Hı hı. E, onu kendine görevedin nasıl diyeyim? E, namaz kıldıkça o sorumluluk bilincini de sahipleniyorsun hı hı. aslında. Hı hı. Oruç tuttukça e, senin üzerinde olan sorumlulukları fark ediyorsun. Hı, hı. Yani e, bu konuda e, böyle sorumluluklara sahip olmak, namazını kılmak, orucunu tutmak bence çok önemli, kendini kaybetmemek için böyle evet. bir ortamda. Bu birazcık da taze tutuyor herhalde değil mi? Hani evet. günde beş vakit namaz kılmak, beş vakit bir şekilde Cenab-Allah'ın ı huzuruna çık çıkmak, insanda e, bu dünyada niçin varım, nereye Aynı gidiyorum, öyle. ne yapıyorum. Yani sonuçta buradaki de taze tutuyor. Buradaki yaşamını neye göre yapman gerektiğini, buradan sonra da bir dünya olduğunu, ahiret olduğunu, Hı -hı. orada hesaba çekileceğini Hı -hı. fark etmen gerekiyor yok ki burada yanlış yollara hı hı. E, sapma, yanlış yollara girme. Eyvallah. Seninle nasıl tanıştık? Biz onu da anlat insanlara. Bekir abi ben aslında Merve hocayla ilk başta Gül tanışmıştım. Merve Gülcemal ile tanışmıştım. E, oradan sonra işte Dombak TV ile e, ilgili bir e, ta, sohbetimiz oldu. Hı hı. Dombak TV'de içerik üretmeye başladım. E, ee, Dombak TV'de... Bizde Dombak TV'den önce kendin içerik üretiyor muydun sosyal medyaya? Şöyle ben zaten küçüklüğümden beri geziyorum. He, ama ya, içerik üretiyor muydun? İçerik üretmiyordum ama gittiğim yerlerden fotoğraf video tarzı çekiyordum. Ee, i̇şte Dombak TV'den geldim. Senle tekrar tanıştım. Hı -hı. Tekrar diyorum çünkü bundan öncesi de var. Nasıl var? Sen Ramazan programı yaparken daha TRT'de de ben e, seninle e, sarılarak canlı yayına çıkmıştım. Ne zaman be? Ee, Ramazan programında hatta ekran görüntüleri falan da var. Nerede? Ee, telefonda. Yok yok şey nerede Ramazan programı çekerken? Biz neredeydik? Eyüp'te mi? Eyüp'te sanırım evet Eyüp'te. Seninle fotoğrafımız var bizim Evet yani. evet var. Ben seni yayına mı çıkardım? Yok. E, öyle denk gelmişken sanırım öyle olmuş. Tam hatırlamıyorum. Küçüktüm. He. Ben de işte babam anlatıyor fotoğraflardan falan. Öyle hatırlıyorum. O fotoğraf var mı hala sizde? Bulabilirsem veririm. Bekir tamam. Herhalde. Bulabilirse birazdan şu sağda göreceksiniz. Sağda göremiyorsanız bilin ki bulamamışızdır. Bulamadım. yani Tamam. Aa, <laughs> Bayağı eski fotoğraf çünkü. Hiç bahsetmedin çünkü. bana bundan. Yani. Hiçbir araya gelmedik mi? Evet. Ki mesela, daha bugün <laughs> Bu ilk... tanıştık yani. Ya, tanışt ilk defa daha mediydi. önce tanışmıştık da. Tanışmışız da. İlk, ilk yani, bir araya kadar. geldik. Ha. diyelim. Ha. E sonra Dombak, onu anlatıyordum. Dombak İçerik. zaten apayrı bir zevk. Yani onu çekmek, orayı, oraları gezip... Bakın bölümleri gösteriyoruz hemen yan tarafta. Instagram'a üretiyoruz bu çekleri. Her gün bir yerde maşallah. Oralardan bize gezilerinden notlar iletiyor. Oraları gezip işte sizlerle, e, izleyicilerle paylaşmak Hı -hı. E, gerçekten büyük bir zevk. Hem Hı -hı. ben gezmiş oluyorum, hem başkaları bilgilenmiş oluyor. E, camileri geziyorum... E, Farklı farklı yerler geziyorum. Hem benim için büyük bir zevk. Zaten gezmeyi de seviyorum. Ama Teknofest'te de... takılırken gözlerinin içi gülüyordu. Ya Bekir abi şöyle ben Teknofest'te hem yarışmacıydım hem hmm. de final sonuçlarını bekliyordum orada. Hmm. Ee, 12. oldum. 100 bin takım arasından. 100 bin takım içinden 12. oldum. Evet oldu. yine büyük bir başarı ama derece olmadı maalesef. Olsun hmm. o da bir derece. Ee, i̇şte o videoyu da e, çektim. O Neydi? da çok güzel Sen bir video. Neydi? Orada akıllı tarımla ilgiliydi. Hmm. Yine dedim ya dünyada olan sorunlardan e, yola çıkmıştım. Su kıtlığı, su krizi. Hmm. E, bununla ilgili işte bir Neydi proje, proje yapmıştım. Neydi projemiz? Anlatmak ister misin? Şu şekilde toprağın nem değerlerini e, sistem kendisi e, içerideki nem sensörüyle ölçerek ortalamasını alıyor. Hmm. Ve otomatik olarak e, sulamayı başlatıp durdurabiliyor. Hmm. Siz atıyorum... E, Sivas'ta bir toprağınız var diyelim. Siz Miami'desiniz. Hmm. Otomatik olarak tüm sulama yapılıyor. Ve o an anlık nem dengesini falan oradan kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz mobil uygulama üzerinden. Teknofest çok iyi bir iş değil mi sence? Ya Bekir abi Teknofest şöyle e, herkesin kendi fikirlerini paylaşması, e, kendi fikirlerini hani ilgilenenlerin olduğunu görmesi çok önemli. Hmm. Bu konuda diyorsun ki bu bununla buna kafa yoran Buna mesai hasreten bir tek ben değilmişim. Bak benim gibi düşünen yüzlerce evet, insan var. Evet, yani bunun desteklendiğini görmek çok önemli. Nasıl bence destekleniyor orada. mesela? Oraya giren her takımın projesini yapmaları için ne kadar istiyorlarsa bütçe veriyorlar abi. Harika. Ben mesela e, teknofest'e başvurdum işte projemi yaptım. Tüm giderlerin teknofest kendisi karşılıyor. Bu büyük bir zevk. projenin gerçekleştirme açısından da büyük bir fırsat. aslında. Bu ne aslında. demek biliyor musunuz? Bakın çok kritik konuşup geçiyor. Bu ne demek? Devletin 13 yaşındaki bir çocuğa, bir vatandaşına ben demek. sana güveniyorum. Kesinlikle. Ben sana inanıyorum demek. Bu var ya o kadar kıymetli bir şey ki. Devletimizi sevelim, bayrağımızı sevelim. Ee, evet sevelim o, apayri, ama. Bu konuştuğumuz apayrı işte. bir şey. Böyle olur işte. Çocuk devleti böyle sever. Aklına orijinal bir şey geldiğinde der ki ben bunu Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye vermek zorunda değilim. Vermek yerine Türkiye'de geliştireyim. Benim Yerli ülken, milli sanayi. Aynen öyle işte. Kesinlikle. Bu yüzden çok kıymetli. Kesinlikle aynen öyle. Çok güzelmiş be. Demek toplarını nemlendireceksin Peki bu e, küresel ısınma ve susuzluk noktasında başka hangi, hangi tür tehditler görüyorsun e, önümüzdeki yıllarda? Ha, Genelde abi, küresel bağlamda ya. Yani. Küresel ısınma şöyle. Ben biraz araştırdım bu konuyu. E, dünyanın doğal ısınma ve soğuma dönemleri var. E, hmm. Bu yüz yıllar bin yıllar içerisinde gerçekleşiyor. Ama bu zigzag şeklinde sürekli ısınma soğuma olarak e, dünyanın bir e, Nasıl diyeyim? Habitatı. Hı hı. Dünyanın doğal bir şeyi. Hı hı. O yüzden küresel ısınma şu an bizim kaçamayacağımız bir şey. Hı hı. E, elbette alacağımız önlemler bunu yavaşlatabilir. E, sera gazı etkisini azaltabiliriz. Ama e, bu sonuçta e, bizim illaki karşılaşacağımız bir şey. Sadece bunun için hazırlıklı olmalıyız. Elimizdeki kaynakları bence e, düzgün kullanmalıyız. Ee, onları kaynakların farkında olmalıyız. Hı hı. Ya bir de ben suyun çok hoyratça kullanıldığını düşünüyorum. Kesinlikle yani. Su yani ben, e, geçen aklıma ne geldi biliyor musun? Ben abdest alırken çok dikkat etmeye çalışırım suya. Aralarda kapatırım yani. Evet. Hatta evet. sağ ayağımı yıkadım, solu yıkacaksam. Geçerken. Sağ ayağımla şöyle pıt diye vururum, evet. suyu kapatırım. Solu kaldırana kadar yani, o değişimi yapana o kadar. O arada su, bile su israf olmasın diye. Su diyelim. boşa akmasın diye. Ben bu klozetlerde kullanılan sifonların çok hoyratça kullanıldığını düşünüyorum. Mesela bazılarında bir düğme var bastığın zaman daha az bir düğme var Büyük, tamamı boşalıyor. Fazla. Ben istiyorum ki mesela o iki düğme seçeneğinin Üç olsun. olmadığı hiçbir klozet kullanılsın istemiyorum. Yani. Yasaklansın. Mesela basıyorsun foş diye bir anda 10 litre su birden oradan akıyor. Ve bu akan su içme suyu. Yani aynen içilebilir öyle. nitelikte temizlikte bir Tem, su. Aynen öyle. Gün gelecek bunu biz böyle damlalıkla arayacağız bu suyu. Ama o gün gelmeden şimdiden daha dikkatli kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir hadis i şerif vardır bilirsin. Dere ee, kenarında biliyorsanız bile bir gram su israf etmeyin. Aynen öyle suyu israf tam, etmeyin. Tam diye. on diyecektim ben evet. de. Yani bu ne demek? Aslında şöyle bir ufuk veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Küresel ısınma tehdidi olmasa da. <laughs> Suhi her, e, her şeyi su hiç şey israf etmeyin. israf edemezsin diyor. Kaynakları, ya burada kazı bir tek su da değil orada aslında. Genel olarak israfla ilgili zaman, aynen öyle. Ne diyordu? Üç şeye çok pişman olur. Boşa geçirilen zaman, yerinde kullanılmayan sağlık ve şey, e, servet. Aynen. Öyle. İsraf servet servetti zannediyorum. Yani bu üçünün kıymetini kaybetmeden yani insan burada, ne yazık ki anlayamıyor. Az önce ben de söyledim hani ekran başında herkes duruyor. Bu da zamanın israfı aslında. Evet. Ben ondan israf etmemeye çalışıyorum. Birazdan dedim ya. Günün belli saatlerinde senin yaşlarında bir çocuğun bilgisayar oynamasında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ama günün 8 saate değil. Evet. Ya da günün 10 saate değil. Atıyorum Bekir abi yarım saat, bir saat sosyal medyada e, tamam hani, takılırsın, sıkıntı yok. izlersin hmm. bir şeyler. Gündemde de varmış. Aynen öyle. Sonuçta illa ki dünyadan haberin olması lazım. E, Asosyal olmaman lazım, e, haberin evet. olması lazım bir şeylerden Hı -hı. ama bunun e, abartılmaması lazım. Aynen öyle. 7-24 e, takip, e, ekran başına kalkmaması olması lazım kesinlikle, evet. olmaması lazım. Senin kendine ait telefonun falan var, var. değil mi? Ailem var. bakıyor mu hiç nerelere giriyor, ne ya, yapıyorsun falan? Arada sırada elbette bakıyor ama Hı -hı. E, öyle sık kontrollerle değil. hani Bunaltıcı falan Aynen. değil yani. Hani kimlerle konuşuyorsun? O da hmm. şey tarzında e, her ailenin yapacağı güvenlik şeyleri. Hmm. Sonuçta çocuğunu kiminle konuştuğunu bilmek ister arkadaşı olsa Tabii bile. Tabii ki elbette. Selçuk Bayraktar'la tanıştınız mı? Selçuk Bayraktar, e, Selçuk abiyle fotoğraf çekildim ama henüz tanışma foto e, fırs Fırsatın olmadı. fırsatım olmadı. Konuşamadım. Peki ama. mesela sana Selçuk Bayraktar gelse dese ki seni de Bayraktar ekibine dahil etmek istiyoruz dese? Bir budur. şey diyeyim Hiç düşünmeden atlarım Bekir abi. Balıklamada Balıklama. mı? Balıklama. Maaş vermesin yeter ki büyüdüğümde yine atlarım. Yeter ki o yeter ekibe ki gireyim. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen de bir röportaj yapıyorlar e, YouTube'da. E, Selçuk Bayraktar'ı ben mütemadiyen burada. E, ona vurgu yaparken e, Allah kalbimi biliyor bunu siyasi sahiplerle yapmıyorum. Bunu şu yüzden yapıyorum. Gençlerle röportaj yapıyorlar YouTube'da bir kanalda. Çocuğa diyor ki eğitim hayatın nerede devam etmek istesin. Bir daha diyor ki Amerika'da. Öteki diyor Kanada'da. Öteki diyor İngiltere'de. Aynı çocuklara ikinci periyotta şu soruyu soruyorlar. Türkiye döner miydi? Peki, yok. Soru şu. Peki diyor, sen Amerika'da, Kanada'da ya da İngiltere'de eğitim görmek istiyorsun. Sen orada eğitim için araştırmalara başladığında sana Bayraktar ekibinden bir teklif gelse, gel bizimle iş birliği al, bizim takımımıza katıl dese, kabul eder misin diyor. Evet diyorlar, üçü de. Ya çünkü... Demek ki sen kendi nesline bu ülkede doğru gelişmiş, ee, teknolojik ekipler üretebilir ve bu alternatifleri sunarsan, Kesinlikle. senin çocukların da Almanya sırf laf olsun diye gitmek o istemiyorlar. O imkan sunulursa elbette Türkiye de onu değerlendirir yani. Diyorsun ki bayrak ki bana tıktı bulunsa ba balıkla matlarım diyorsun. Direkt yani. O zaman buradan onlara bir yeşil ışık yakalım yani. Gelecekte <laughs> gelecekte. Buradan... İnşallah yani çok dahil güzel. olmak Bakın, çok isterim. Hazır nesil, kendi buluşları var, Türkiye dereceleri var. Beyin skalasında ilk bir buçuktaymış maşallah. <laughs> daha ne yapsın bu adam? Abdestli, namazlı. Aynı zamanda da Bekir Develi YouTube kanalı izliyor. Yani o ayrı bir şey. Bu, bu daha ne yani? Yani. Evet. Ben bunu kıymetli buluyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Harika. Teşekkür ederiz ya Ahmet Rica ederim Bekir abi, Burada ben, olmak bir şeref dediğim gibi. Hayır, çok zevkliydi. Ben o sohbetiniz. kadar mutlu <laughs> oluyorum ki senin gibi gençlere ağırlayınca. Yani yemin ederim bana deseler ki şuraya sana 100 bin lira param verelim. Ahmet Yiğit gibi çocukla mı tanıştırırım? Allah'a yemin ediyorum seni gibi biriyle tanışmayı Sağ ol, tercih ederim. Bu abi. benim için çok müthiş. Ama altını özellikle ve özellikle çiziyorum. Anneni ve babanı. Baba. Yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani bu ya ben senin başarın anlayayım. ve lütfu ilahi olduğu kadar bu Annenin babanın özellikle de annenin başarısı Onlar adına çok teşekkür evet, ediyorum. Allah razı olsun onlardan inşallah. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben memnun oldum. Adamın dilisin, abi. Ahmet ee... Yiğit. Görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. Tomak TV'de yeni işleri bekliyoruz. İnşallah. Ee, orada da içerikler devam edecek. İnşallah. Ama. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olun inşallah. Sizin Ahmet Yiğitleriniz de bizden haberdar olsunlar. Ee, ahiriniz evvelinizden. Hayırlı olsun. Hoşçakalın. Kuveyt Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sundu.